Belediyeleri çok yakın takip ediyoruz. Bu belediyelerde Cumhuriyet Halk Partili belediyelerde İyi Partilerin kadroları yok mu? Var. Var. Niye bir tanesinin görevine son vermiyorsunuz? Halen duruyorlar. Meral Akşener'in açıklama yaptığı zamanlardan itibaren hiçbir tane Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde ilk adayını İzmir'de açıklıyor olmasına rağmen İlk adayını İzmir'de açıklıyor olmasına rağmen ve Tunç Soyer'in gözüne sokarak soka böyle, soka evet. soka bir de her şeyle ilgili gerek gerçek dışı gerekse yanlış gerek doğru açıklamalar yapıyorsun. Kokuyla ilgili diyorsun, yok kimyasal diyorsun, Çok yok yüksekten işte girdi yani Ümit yani Özdağ'la, evet. bir de aynı liseden, aynı kültürden yetişmişsin, birbirinizi tanıyorsunuz. Adam Hukukları seninle var. ilgili güzel şeyler söylemiş geçmişte. Buna rağmen bu kadar böyle birbirleriyle gergin olmaları lazım. Ama İyi Parti kadrolarından, İyi Parti Genel Merkezi'nden Meral Akşener'in gönderdiği isimler aynen duruyor. İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakından kaynaklı İzmir'de İyi Partili milletvekilleri ya da parti yöneticilerinin referanslarıyla Büyükşehir Belediyesi'nde genel müdür yardımcısı, şube müdürü veya bir şey olmuş adamlar da duruyor. Bu bir. Ankara'da da duruyor, İstanbul'da da duruyor, her yerde duruyor. Samimiyetsizliği gerçi şey anlatıyorum yani şimdi. Örnekleyerek anlatıyorum. Bu bir. İkincisi, siz işbirliği yapmışsınız. Size zaten kimse inanmıyor ayrıldığınıza ya da bir sürü anlam yüklüyor. Şirketleriniz var. İhale alıyorsunuz, ihale veriyorsunuz. Cumhuriyet Halk Partili belediyede İyi Partili adamlar gelip iş alıyor. Yani İyi ticari Parti, efendim ben işbirliği. işte Meral Hanım'ın yanından geldim. Meral Hanım'ın size çok selamı var. Şurada bir iş var. Bunu da bize gönderdiler Güzelmiş falan. İşte Fatih. Genel İdare Kurulu üyesi şu adamın yakını Büyükşehir Belediyesi'nden randevu istiyor. Randevuya Genel İdare Kurulu üyesi, divandaki kişiler, meclisteki isimler, milletvekillerinin randevu aldığı kişiler gidiyor, iş yapıyorlar. Yani Maddi vekillerin ilişkiler yanı sıra devam neler ediyor. oluyor yani Maddi vekille? ilişkiler devam ediyor. Bu nasıl oluyor? Niye bunu o zaman kesmiyorsunuz üstüne? Bunu niye kesmiyorsunuz? Bunu CHP'ye soruyorsun. CHP eğer İyi Parti'yi tehdit olarak görürse zaten keser bunu. Ya ne diyor Tunç Soyer? İyi bir akademisyen diyor kendi rakibi için ama iyi bir aday değil diyor. Ben onu seviyorum diyor. Şey diyor, bir sıkıntısı yok diyor şu anda ama ve yaptığı açıklamalara cevap veriyorlar. Kuvvetli değil diyor. Cevap veriyorlar. Yani halk tabiriyle mala Evet. da vara zarar Yani olmaz evet, diyor. ters bir şey söylese belki çok refleks gösterebileceği genel merkez düzeyinde bir şey olsa vermeyecek. Daha farklı tepki gösterebilir. Gelinen noktada şunu söylüyorum. Bir de danışmanlar var. Cumhuriyet Halk Partili danışmanlar Meral Hanım'ın yanında, İyi Partili danışmanlar, İyi Parti Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde birbirleriyle haberleşiyorlar bunlar. Ne oluyor sonuçta biliyor musun? Şu an ortaya çıkan durum şu. Meral Hanım işte Antalya gibi, Bursa gibi, Bursa AK Parti'de ama İyi Parti'ye verseniz aday çıkarmıyorsunuz orada. İşte Balıkesir'de, hiç alınmamış yerlerde, Antalya gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde ama merkez sağ kökenli belediye başkanlarının olduğu yerlerde buraları Meral Hanım istiyor. Meral Hanım burayla ilgili belediye başkanlıklarının kendilerine bırakılmasını istiyor. Ve bunun yüzden açıklama yapıyor. Aslında bu açıklamaların tamamı bir el yükseltme ve pazarlık. Bir de bu arada biz şeyden de kurtuluyoruz. Altılı Masa'nın Gelecek Partisi'nden, DEVA'sından, onlardan da Masanın kurtuluyoruz. altındakilerden. Masanın altındakilerden falan da kurtuluyoruz böylelikle. Asıl amaç onları da dışlamak. Onlar da bu arada ittifak kurdular bu hafta. Böyle bir şey. Yani bu ne zaman gerçekliğe dönüşür? Ne olur? O başka bir şey. Fakat kimse gerçekten inanmıyor ve işbirliği devam ediyor.